Hizmette Yarışanlar'dan sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hizmette Yarışanlar'da bugün Konevi Kültür Yardımlaşma Çevre ve Temizlik Derneği'ni konuk alıyoruz. Birinci konuğum dernek başkanı Sayın Muammer Bacak. Hemen kendisine dönüyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Başkanım çok büyük bir geniş bir alan var. Konevi. Neden Konevi? Konevi biz derneği kurarken İslami bir hareket için kurduk. İslam için öğrenci yetiştirelim. Herkes dinin, diyanetini bellesin. Bu amaçla kurduk. İnsanlara ee, insanlara faydalı olsun diye. Yani Konevi Konya'yı eee temsil, etsin, evet. Temsil etsin evet, diye. evet, evet. Hangi tarihte kuruldu başkan? 2006 yılında kurduk. 2006 herhalde 6. ay olması gerekir. O tarihlerde kurduk. Peki bugüne kadar neler yaptı Konevi der? Bugüne kadar yaz kurslarında öğrencilerimiz İslami Kur'an-ı Kerim öğrettim şeysi oldu. Normal günlerde, gecelerde mesela Arapça dersleri verdik. Ay hem gündüz bir de gece eğitimi devam etti. Evet gece eğitiminde Ramazan Sönmez hocamız derslerinde eşliğinde Arapça dersi verildi. Üniversite öğrencilerimiz kalıyor. Bunun yanında ilayatta kız öğrencilerimiz var. Ee, i̇mam Hatip'li öğrencilerimiz var. Ee, yatılı olaraktan kalıyorlar. Ee, üniversite öğrencilerimiz de normal dairelerde kalıyorlar. Yani yatılı olaraktan yalnızca İmam Hatip'li öğrenciler barındırıyoruz. Teşekkür ederim. Peki bundan sonraki hedefiniz nedir başkanım? Güzel bir binanız var, hizmet binanız. Evet. Ee, mahalle olarak Karahüyük. Mahallemizde. Evet. Ee, bir de çarşı merkezinde bir e, irtibat derneğimizin irtibatı var değil evet. mi efendim? Evet efendim. Orada da e, öğrenci yurdu mu orası da? Orada e, üniversiteli öğrenciler kalıyor. kalıyorlar. Üniversite öğrenciler orada çarşı evet. merkezi. Çarşı merkezinde. O merkezin karşısında bir yerimiz daha var. E, Konevider Düşünce Atölyesi diye. Burada da e, Arapça dersi, yabancı dersler veriyorlardı arkadaşlar. Dil dersi. Dil dersi, evet. evet. Biz bu derneği kurarken hocam zaten Ramazan sönmez hocam Özellikle Bahçede böyle kir, Bahçe Yani biz kapalı bir yerde olsun istemiyordu zaten o İlla böyle bahçede olsun diye Açık alanda Açık alanda yani Konya'da da ilk Olsun alanda. böyle bir şey diye Biz bunu gerçekten bayağı aradık o zamanlar böyle bir Sonra bu bahçe geldi çekimlerde de belki gözükecektir herhalde. Şu an izliyor seyirciler. Kamellalarda e, her 10'ar kişilik, 11'er kişilik işte öğrenciler şeyinde. E, bu Geniş şekilde bir, bahçe, bir, güzel bir evet, bahçe, güzel bir bahçe. Evet, güzel bir bahçe. Kiraz zamanı, meyve zamanı buradan biz zaten meyve şey etmiyoruz. Öğrenciler, gerçi bu iki senedir Ramazan'a denk geldiği için öğrenciler çok fazla yararlanamadı ama. Ama iftar da yediler. Ondan yani. öncesinde öğrenciler kendileri teneffüslerde, ağaçlarda kendilerini koparıp Kendileri yiyorlardı. Böyle bir yani hoş sohbet. Öğrencilerimizi işte ata bindiriyoruz. Böyle bir okulu sevsinler. Attan mı var efendim? Evet efendim. Şeyde. Yurdun içerisinde. Aa, evet yurdun içerisinde. Harmancık'ta. Harmancık'ta. Evet. Ama ona müsait alanınız tabii, çok tabii geniş. Tabii tabii var. Geniş alanımız At'tan var. başka evcil hayvan ne var efendim? Evcil hayvan ördeklerimiz, balıklarımız vardı ama şimdi yeniden böyle bir hocam kümes yapıp böyle evcil hayvanlar şey düşünüyoruz. düşünüyoruz projede o evet var. Hocam. Çünkü stres atmada evet. çok önemli. Peki hedefte neler var Sayın Başkanım? Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Ee, güzel bir büyük bir bina. Gerçekten içi de dolu bina. Şu anda seyircilerimiz de izliyor. Dolu dolu öğrenciyle dolu. tabi kafesin süsü nedir? Bülbül'dür. Evet. Kuştur. Ee, o binanın süsü de bir bina değil. Evet. İçini dolduran öğrencidir. Hocam oradaki öğrencilere eğitim veren arkadaşlar bizim hocamızın bizim kendi derneğimizde yetişen arkadaşlar yani onlar kendileri veriyor. bu şeyde en fazla e, emeğe geçen zaten hocamız yani bu işlerle Ramazan, Ramazan hocamız o ilgileniyor. Yani Allah razı olsun. E, benim bu usta diyeceğim çok fazla bir şey yok yani çünkü en fazla katkısı olan e, Ramazan Hoca'dır yani. Peki e, ...biz evde 3-5 nüfusu zor geçindiriyoruz... ...bu kadar öğrenci... ...bu çarp nasıl dönüyor efendim... ...teşekkür edeceğiniz kimseler yok mu... ...isim vermenizde biz de mahsur yok... ...ama ismini... ...gizlemek istenenlerin ismini söylemeyin... ...hocam bize destek veren... ...bütün arkadaşlara... ...canı gölünden teşekkür ediyorum... ...bizim gerçekten hocalarımız da öyle... ...Ramazan Hoca zaten... ...bu işte... bu işe ...gönül verecek hoca arkadaşlarını oraya getirdi. Gerçekten hepsi canı gönülden çalışıyorlar. Yani Ramazan Sönmez'in haricinde Ali Menekşe vardı. Yakın zamana kadar oradaydı. Yani şu yakın zamanda ayrıldı o. Onun yetiştirdiği talebeler de mevcut şu anda. Yani benim söyleyeceğim budur yani. Peki efendim neden gençlik önemli? Hocam gençlik önemli çünkü her şey gençliğe bakar. Geleceğimiz, yani geleceğimiz gençlik olduğu için çünkü geleceği yaşatacak olanlar onlar. Yani şimdi biz geldik gidiyoruz zaten. Bizim bu saatten sonra bir şey yapsak da çok şey değil yani ama gelecek çok önemlidir. Geleceğe önem vermemiz gerekiyordu yani. Bu kadet saatimizi, geleceğimizi, ülkemizi evet. imanla Onlara emanet edeceğiz? Emanet edeceğiz. Evet. Peki başkanım siz sanayicisiniz. Ayrıca burada da büyük bir mesai harcıyorsunuz. Ben bu güzel hizmetlerinizin devamını diliyorum. İnşallah hocam. Teşekkür inşallah. ediyorum. Ben teşekkür Allah ederim. Allah sizlere uzun ve hayırlı ömür versin. Bu hizmetler devam etsin. Allah razı olsun hocam. Ben de size çok teşekkür ederim. Böyle bir çekim yaptığınız için. Estağfurullah. Çok sağ olun. Efendim, sağ olun. Hizmette yarışanlar devam ediyor. Yardımcı doçent doktor Ramazan Sönmez hocamla devam ediyor. Eee Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli oldu. Şu anda Karatay Üniversitesi tercümanlık ve mütercimlik bölümü öğretim üyesi olarak devam ediyor görevine. Sayın Hocam, hizmete doymayan kişi diye arkanızdan söylüyor bu başkan, bu muammer başkanım. Biz yoruluyoruz ama o yorulmuyor diyor. Ne? ...bu koşuş nereye efendim? Öyle Allah razı olsun. Ya. E, yani, Neden bu kadar kendinizi... E, Muammer abi benimle ilgili... ...bir takım şeyler söyledi ama... ...bize e, enerji veren... ...asıl Muammer abidir. Bizi destekleyen, bize yardım eden... ...odur Allah razı olsun. E, onun teşvikiyle, onun... onun ...çığlaşmasıyla... E, ...çığlaşmasıyla özellikle biz... ...bu çalışmaları yapıyoruz. E, aslında bu Konevider... E, ...2006'da açıldı resmi olarak. Ama onun öncesinde 80 ihtilalinden sonra biz öğrenci çalışmalarına başladık. O dönemden beri bu işlerin içerisinde işte deri toplamanın yasak olduğu dönemlerde bisikletin arkasında deri toplayarak öğrencilere kitap alabilmek için camilerde, öğrenci evlerinde işte öğrencilere Ömer Muhtar'ı seyrettireceğiz, Çağrı filmini seyrettireceğiz diyerek yani şahsiyetle onurlu bir nesil yetişsin diye o, da, o zamanlardan beri çalışma yapıyoruz. O Bu zaman ismi yoktu. Ha, O zaman yoktu. Bu çalışmalar bir e, resmi e, toplum kuruluşu hüviyetini kazanması gerekiyordu. Böylece Konevider'i e, Muammer abinin de önayak olmasıyla başlatmış olduk. E, hem eğitim e, alanında çalışıyoruz hem yayın yapıyoruz. Öğretmen arkadaşların istifade edebileceği yayınlar çıkarıyoruz. Hadis, tefsir, siyer... İslami alanda eserler, tercüme ediyoruz, tercüme ettiriyoruz, onları basıyoruz. Bu arada böyle sağlıklı istikamet üzereyi yaşayabilecek, yaşayan nesiller yetiştirmek için de öğrenci evleri, öğrenci yurtları, kızlar, erkekler özellikle Arapça eğitimi, dil eğitimi konularında ağırlık vermeye çalışıyoruz. Şu anda kendi kadromuzla çalışıyoruz. Dışarıdan herhangi bir e, hoca transfer etme ihtiyacı duymuyoruz. Kendi yağımızla kavrulup, bütün birimlerde kendi arkadaşlarımız beraberce e, çalışıyoruz. Yani özellikle amatör ruhla, herhangi bir e, beklenti olmadan e, hesabi değil de hasbilik e, esasına göre çalışmaya gayret ediyoruz. Allah mesela. gayretinizi artırsın. Teşekkür Hı. ediyoruz. İyi ki varsınız. Sayın hocam, e, İslami eğitimin ana kaynakları nelerdir? Bu kaynağı nereden alıyor İslam? Evet. Şimdi e, İslam e, insan eğitmek için gelen bir e, dindir. E, hangi medeniyette olursa olsun, medeniyetin hangi aşamasında, evresinde olursa olsun İslam insanları almıştır. Medeniyetin zirvesine çıkarmıştır. E, İslam'ın eğitiminde, insan eğitimindeki temel kaynağı birincisi Kur'an'dır. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetidir. Kur'an-ı Kerim sadece eğitim kitabı değildir ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir eğitim kitabıdır da. Kur'an'ın birçok boyutu var. Bu boyutlardan bir tanesi, bir tanesi de, de eğitimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yönlü bir insandır. çok boyutlu bir insandır. Tarihte eşi benzeri olmayan bu anlamda yönü vardır Resulullah'ın. Bu yönlerden bir tanesi de eğiticilik yönüdür. Ben öğretmen olarak gönderildim diyen bir peygamber var ortada. Onun hadisleri özellikle insan eğitimiyle, şahsiyetli, onurlu, karakterli bir e, insan eğitimi e, için hadisler varid olmuştur. Yani bugün buhariyi aldığınız zaman e, bir mesela taharet babı e, bir eğitim babıdır aynı zamanda bir namaz babı, salat babı eğitim babıdır. Yani Kur'an alın bakara bir eğitim suresidir, Fatiha bir eğitim suresidir. Yani eğitimci gözüyle bakılırsa mesela ...Lohman Suresi'nin ikinci sayfasında Rabbimiz Hazreti Lohman'ın hayatından bir kesit anlatır ki başlı başına bir eğitim sayfasıdır orası. Bugün e, özellikle insan eğitimiyle alakalı araştırma yapan akademisyenler sadece bu sayfayla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlamışlardır. Yani Kur'an e, insan eğitmek için gelmiş. Bakıyorsunuz Ebu Zer gibi haydutun teki yol kesen bir kimsen eşkıya eşkıya birisi bakıyorsunuz yol gösteren bir Ebu Zer radıyallahu anh oluyor Musab bin Umeyr gibi Mekke'nin zübbesi serserisi bakıyorsunuz İslam'ın ilk öğretmeni Musab bin Umeyr radıyallahu anh oluyor yani bu insanları bu Kur'an ve bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın örnek yaşantısı ve hadisleri bu hale getirmiştir o zaman Sayın Hocam Kur'an bir eğitim kitabıdır aynı zamanda diyebilir miyim sadece değil ama Tabii, aynı zamanda, aynı zamanda Kur'an o çok yönlünün yanında bir eğitim kitabı. Kur'an hüküm kitabıdır. Kur'an helal koyar, Kur'an haram koyar. Kur'an e, bireysel, sosyal, ailevi, hukuki, ekonomik, uluslararası ilişkiler birçok konulara değinir. Bunların arasında Kur'an aynı zamanda bir eğitim kitabıdır. Özellikle e, yani e, Lokman suresindeki Hazreti Lokman e, bir eğitim örneği olarak bize burada sunulmuştur. Onu açabilir miyiz efendim? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Luhman aleyhisselamın isminden sadece burada Luhman suresinde bahsediliyor. Ee, Rahman aleyhisselamın kim olduğu ne zaman yaşadığı hiç önemli değil. Ama önemli olan mesaj. çocuğunu yetiştirmesi. Mesaj. Bir çocuk yetiştirmiş. O çocuk yetiştirme yöntemi bize Kur'an'da model olarak anlatılmış. Yani bugün mesela modern eğitim kitapları var. Onlar bir takım şeyler söylüyorlar. Bizde de Müslümanlar bu konuda sonradan eğitime el atmaya başladıkları için daha çok eğitim, eğitim psikolojisi, pedagoji konusunda biz batı kaynaklı eserlere sahibiz. Ve kafamız hep onların istediği şekilde şekillenmiş. Ama bakıyoruz ki Lokman Aleyhisselam o batı standartlarını tamamen tarumat edecek bir şekilde yeni ilkeler, yeni prensipler konuyor. Mesela bizim İslami camianın en çok okuduğu kesimden Doğan Cüceloğlu var mesela bize yakın olan. En azından ateist değil, din düşmanı değil. Şimdi mesela Doğan Cüceloğlu diyor ki çocuğunuza vaaz etmeyin diyor. Çocuğunuza, çocuğunuza o hali bırakın diyor. Ama Kur'an diyor ki Hazreti Lokman oğluna vaaz ediyordu. diyor. Yani baba olmak bir çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmak, karnını doyurmak, sırtını giymek değildir sadece. Ee, aynı zamanda o çocuğun eğitimiyle ilgilenmektir. Yani Dönül babanın dünyası gereği, var. Babanın hem karnını doyuracak, hem beynini doyuracak, hem gönlünü doyuracak. Yani biz okulda şimdi mesela öğrencilerle e, böyle elini elimizi erkek öğrencilerin omzuna atıyoruz. Başını okşuyoruz. Nasılsın koçum, iyi misin, ne var ne yok falan diye. Çocuk böyle kedi gibi bize sürtünüyor. Niye? Çünkü babası Sevgiye el atmamış. Sevgiye ihtiyaç var. Ha, babası halatını sormamış, temas etmemiş. Ee, Resulullah torunlarını kucağına almış seviyor. Ee, Bedevi diyor ki benim 10 tane çocuğum var. Ben hiçbir tanesi öpmedim. Yani Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapayım diyor. Yine Resulullah diyor ki sizin çocuklarınızı kaç kez öptüğünüzü sayan melekler vardır diyor. Yani bugün eğitimciler diyor ki temas çok önemli. Yani babanın annenin çocuklarına temas etmesi, onların seviyesinde onlara konuşması, öpmesi, okşaması oyun oynaması. Resulullah bakıyorsunuz deve oluyor. Hazreti Ömer bir gün bir giriyor ki bakıyor Resulullah dev olmuş. Hasan Hüseyin üstüne çıkmışlar. Maşallah diyor ne güzel deveniz var sizin böyle diyor. Resulullah da diyor ki binicileri de güzel diyor. Torunlarını onur ediyor. Yani böyle bir peygamberimiz var bizim. Cuma hutbesi değil mi efendim? Evet. Cuma hutbesi esnasında. Tabi hutbeyi kesiyor ve torunuyla Resulullah ilgileniyor. Yani bu çok önemli. Yani bu sadece annelerin işi değil. Bu sadece okulun işi değil. Yani İslam'da ee, çocuğun eğitimi eğitim yaşı aslında anneannenin baba, babaanne'nin e, babaanneyle başlıyor anneanneyle başlıyor. O zaman eğitim yaşı kaçta başlar hocam? Yani eğitim yaşı işte babaanneyle yani. ve anneanneyle başlar. Başlıyor. Yani anneanne eğitilmiş olacak, babaanne eğitilmiş olacak. Onların çocukları ve ondan sonra da e, hayırlı nesiller. Yani İmran ailesi olacak. İmran ailesinden Meryem ortaya çıkacak. Meryem'den de nur topu gibi bir İsa ortaya çıkacak. Yani İslam'ın eğitim süreci bu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela yeni böyle konuşulanları anlamaya başlayan, çalışan çocuklara özellikle kendi ailesi içerisindeki çocuklara Kur'an'dan iki ayet öğretirdi. Daha çocuk bunlar. Hani biz diyoruz daha çocuk falan amcası daha çocuk bu. Resulullah o tür çocuklara anlayabilen çocuklara İsra suresinin 111. ayetiyle Furkan suresinin 2. ayetini anlatıyor. Niye bunları anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Allah'ı en özle anlatan ayetler bunlardır. Allah'ın ne olduğunu ve ne olmadığını anlatan ayetler bunlardır. Şimdi Lokman Aleyhisselam da bakıyoruz çocuğuna diyor ki Ya büneyye diyor ey yavrucuğum yani ifade şekline bakın. Ne kadar böyle sevecen, ne kadar içten, gönülden bir hitap var. Yani e, baba çocuğuna diyor ki yavrum sen benim için değerlisin, sen önemlisin. Ben seni ciddiye alıyorum. Sen Adam benim için... yerine koyuyorum. He, adam senin. yerine koyuyor. Yani Allah Kur'an'ı niye göndermiş? Bize adam yerine koymuş. Değil mi efendim? Değil mi? Biz de çocuklarımıza adam yerine koyup karşımıza alacağız. Yani modern eğitim kitapları aman vaaz etmeyin dediler diye biz çocuğumuza nasihat bırakmayacağız. Biz çocuğumuzu seviyorsak nasihat edeceğiz. Bir de Sayın Hocam şu olmalı mı? Çocuğu sevdirme, Kur'an'ı sevdirme, camiyi sevdirme, namazı sevdirme, dini sevdirme. Yani korkutmayınız, müjdeleyiniz Hadis-i Şerif'i burada çok evet. önemli değil mi? Tabii. Yani e, özellikle yani baba e, camiye gider, yanında da çocuğunu götürürse e, çocuk camiyi sever. E, baba kurbanı keser, çocuğuyla beraber kurban payını dağıtırsa e, o zaman Tasatuka. çocuk e, fedakarlığı öğrenir. Yani. Aileye misafir gelirse çocuk böyle misafiri görünce hortlak görmüş gibi bakmaz. Hemen varır hoş geldiniz der veya bilgisayarın başında oturuyor çocuk misafirle ilgilenmiyor. Şimdi modern sosyal denen asosyal çocuklar sosyal medyayı çok iyi kullanan çocuklar aslında asosyal çocuklardır. Yani misafir geliyor çocuk mesela oturuyor misafiri bir hoş geldin demiyor. Yani babası yavrum işte amcana bir hoş geldin desene falan derse belki o da yarım yamalak utanarak. Yani çocuklarda böyle bir asol, asosyalleşme var yani ama misafir bir eve ne kadar çok gelirse o çocuklar o kadar e, fedakarlığı öğrenirler ve e, sosyalleşirler çocuklar. Ama şimdi bizde misafir odaları yapılıyor mesela e, bayramdan bayrama açılıyor onun dışında misafir odaları hiç açılmıyor yani aman tozlanmasın kirlenmesin. Halbuki oralar dolup taşarsa böyle misafir odaları e, çocuklar da dengeli yaşayacaklar fedakarlığı öğrenecek. Yani bir anne pişirdiği bir yemeği çocuğuna verip de yavrum şu yemeği al Suriyeli komşuna ikram et götür ver dese o çocuk fedakarlığı öğrenir. Yani çocuğun eğitimi özellikle ailede başlar. Aile merkezdir. Daha sonraki işte okuluydu, çevresiydi diğer faktörler daha sonra gelir. Ama önce aile faktörü bu anlamda önemlidir. Yani her anne ve her baba aynı zamanda birer eğitimcidir. Yani ben bilmiyorum olmaz. Allah o çocuğu o anneye o babaya verdiyse Emanet o bir emanettir. Verdiyse. Onun eğitiminden anlamak zorundadır. Bilmiyorsan öğreneceksin. Öğrenmemek ikinci bir suçtur. Hani tamam bilmiyor bilirsin ama öğrenmemek ikinci bir suçtur. Yani işini gücünü ona göre ayarlayacak. Ee, para kazanmasını e, özel hayatını her şeylerini zevklerini arkadaş ortamlarını çoluğuyla çocuğuyla mutlaka babaların annelerin ilgilenmesi lazım yani bana göre çocuğu televizyonun karşısına bırakıp da televizyonun eğitmesi özellikle kontrolsüz bir şekilde eğitilmesi çocuğa karşı işlenmiş en büyük cinayettir. Medya okur yazarlığı günümüzde artık bir bölüm oldu hocam teşekkür ediyorum peki eğitimin olması olması nedir efendim? yani eğitim sisteminin özellikle olmazsa olmazı e, İslami eğitim sistemidir. Yani Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnet olmadan eğitim olmaz. Bir de İslam eğitim sisteminin de olmazsa olmazı Allah evet. inancıdır. Şimdi e, Lokman Aleyhisselam çocuğuna diyor ki: "Ya buneyye la tuşrik billah inne şirke le zulmün azim." Yavrucuğum Allah'a şirk koşma. Şirk koşmak büyük bir zulümdür. Allah'ın hakkına zulümdür. Yani Eğitimin birinci esası olması olmazı Allah'a inancının, tevhid inancının verilmesidir. Yani çocuk çok ahlaklı olabilir, çocuk çok başarılı olabilir. Ama Allah korkusu yoksa işte bugün biz bir nesil yetiştirildi değil mi? Cemaat denen fetö yani, yani bir cemaat yetiştirdi değil mi? Bir nesil yetiştirdiler. Kaypak, dönek, şahsiyetsiz, ispiyoncu, ondan sonra hain. röntgenci, hain değil mi? Ee, insanları öldürmekten asla e, böyle gözünü bile kırpmadan öldürebilen hain bir nesil yetiştirdi. Bir de böyle takiyeci, dönek şahsiyetsiz, karaktersiz bir şey yetiştirdi. Yani masaya yumruğunu vurup da şahsiyetli bir lider yetiştirilmedi. 50 yıldır yapılan bütün çabalar ne olmuştur? Boşa gitmiştir. Ama bunlara tevhid inancı verilseydi, e, o zaman bu bunlar karakterli ve şahsiyetli insanlar olurdu. Bugün. Belki e, biz işte Allah'a iman anlatıyoruz e, diyor bazı insanlar ama e, Allah'ın e, onların anlattıkları Allah vardır. Kur'an-ı Kerim'in Allah vardır diye bir problemi yok. Allah nedir ve ne değildir problemi var Kur'an-ı Kerim'in. Yani Allah ve ma halaktul cinne vel inse liyabudun ayetini e, bizim tefsircilerimiz liyarifun diye yani tanınmak için tanınmak değil mi yani Kur'an Allah'ı tanıtma kitabıdır aynı zamanda. Allah'ın ne olduğunu ve ne olmadı. Kur'an'ın en büyük ayeti ayet el kürsi. Bakın Allah'ın ne olduğu ne olmadığı. İhlas suresine bakın Allah'ın ne olduğu ve ne olmadığı anlatılıyor. O kısacık yine, surede. Evet. İsra suresinin 111'i. Furkan suresinin ikinci ayeti hep böyle Yasin suresine bakın yine aynı şekilde hep böyle Allah'ın ne olduğu ve ne olmadığı yani hakimiyetin egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğunu Allah'tan başka hiç kimsenin hükmedemeyeceği, helal ve haram koyamayacağı, ondan sonra Allah'ın bütün işlerinde galip olduğu, belirleyici bir unsur oldu. özellikle bunun çocuğa anlatılması lazım. Ama çocuğa Allah'ı anlatırken de işte Allah taş yapar, Allah yakar, Allah şöyle yapar şeklinde değil. Kur'an Allah'ı nasıl anlatıyorsa alacağız, bir İhlas Suresini çocuğumuza anlatacağız, bir Kafirin Suresini, bir Felak ve Nas'ı anlatacağız, bir Fatiha'yı anlatacağız. Bu şekilde Kur'an'la e, insanlara, çocuklarımıza Allah'ı anlatacağız. Çünkü Allah'ı en iyi anlatan kitap an. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ben şimdi kendi yöntemlerimle anlatmaya kalksam ki bugün öyle yapılıyor. E, ne oluyor? Mutlaka Herkese yanlış. Ha, yanlış oluyor. Ama Kur'an Allah'ı nasıl anlattıysa biz de o şekilde Allah'ı anlatmaya çalışacağız. Yani e, iman esaslarını anlatıyoruz, imanı öğretiyoruz diyen insanlar aslında... Kur'an'dan uzak bir Allah anlayışını ortaya koyuyorlar. Ama biraz önce örnekte söylediğimiz gibi o sahabe nesli o cahiliye insanları Kur'an'la ve Kur'an'daki anlatılan Allah anlayışıyla medeniyetin zirvesine ulaştılar. Bir toplum oluşturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene gibi kısa bir sürede bir toplum oluşturdu. Yani bakıyorsunuz bunlar 50 senedir uğraşıyorlar iman esaslarını anlatıyoruz diye. ...yetiştirdikleri nesil ortada. Yani şahsiyetli, karakterli bir nesil ortaya koyamadılar. Müslümanlığından dolayı... ...onur duyan, izzet ve şeref duyan... ...bir nesil yetiştiremediler. Ancak bunu Kur'an yetiştirir. Kur ölçü Kur'an ve sünnet mi? Tabii. O zaman? Ölçü Kur'an ve sünnettir. Resulullah'ın sahih sünnetleri... ...bizim ölçümüzdür. Ona göre Resulullah nasıl yetiştirdiyse... ...o sahabesini, sahabe çocukları... ...nasıl yetiştirdiyse... ...İslam alimleri... Özellikle İslam alimlerinin Kur'an ve Sünnet çerçevesinde yazmış olduğu kitaplar bizim için örnektir, modeldir. Buna göre biz bunlara bakarız. Ama bununla beraber Batı'da bir takım çalışmalar yapılmış, Doğu'da bir takım çalışmalar Hint dünyasında yapılmış, Çin'de, Japonya'da yapılmış. Onları da ne yaparız? Alırız. Ama hikmete uygunsa, Kur'an ve Sünnet'e uygunsa onları da biz alırız. Ama yani mesela kız çocuklarınıza işte başörtüyü zorlamayın daha işte günah değil ki buna. zorlamayın diyorum. Mesela çocuğun domuz eti yemesi de günah değil. Yedirelim o zaman. Madem çocuk. Ha, yani işküşmesi günah değil çocuğun veya zina yapması günah değil. E yapsın madem. Niye yaptırmıyoruz? Ha, e, domuz eti yiyen bir çocuk ileride domuz etine alışır diyoruz değil mi? İşte çıplaklığa alışan bir çocuk da ileride o şekilde devam eder. Ondan dolayı yani çocuğun eğitimine özellikle anne babaların küçük yaştan itibaren e, haramlık, helallık, edep, ahlak kurallarına mutlaka dikkat ederek eğitmeleri gerekiyor. Bu konuda da anneler babalar oturacaklar, beraberce Kur'an okuyacaklar. Beraberce hadisleri okuyacaklar, sahabe hayatını, İslam alimlerini, bütün İslam dünyasının e, ortak değerleri de onlar. Onların kitapları okunacak bir Ebu Hanife, İmam Şafii, Rahmetullahi Aleyhim, Ahmet bin Hanbel, diğer alimlerimiz okunup Onların eserleriyle nesiller yetiştirilecek inşallah. Evet, Sayın hocam teşekkür ediyorum. Şimdi anne ve baba çocuk için model. Peki anne ve babanın çocuğuna karşı rolü nedir? Yani bir öğretici midir, bir öğretmen midir anne veya baba? Yani anne ve baba çocukları için hem öğretmendir, hem öğretmendir, hem de çocuklara hayatı öğretir özellikle sevgi kaynağıdır. Ee, yani anne baba çocuklar için her şeydir. Yani çok boyutludur bu anlamda. Sadece eğitim boyutu değil birçok boyutu vardır. Ee, yani çocuk babasını gördüğü zaman onu bir model olarak alır. Annesini gördüğü zaman annesinden kazanacağı şeyler vardır. Eğitim özellikle anneyle ile alakalı e, şey de e, otorite, disiplin de e, özellikle babayla alakalıdır. Çocuk otoriteri, otoriteyi, disiplini e, babadan alır. E, özellikle ada muayiçereti, davranmayı, davranışları özellikle anneden alır. Yani bu anlamda anne baba hem eğiticidir, öğretmendir, hem de onlar için bir e, ideal bir rol modeldir. E, anne anneliğini güzel yapacak, baba babalığını güzel yapacak ve Özellikle sevgiyi çocuklara kazandırması lazım. Eğer anne baba evde çocuklarına sevgi vermezlerse, yani çocuğun durumu ne olursa olsun, notları, okul başarısı ne olursa olsun hiç önemli değil. Önemli olan çocuğun evde sevgiyi kazanması lazım. Evde kazanmayan çocuk dışarıda ya tinercilerin yanına gidecek, ya balicilerin yanına gidecek, ya serserilerin yanına gidecek. O sevgiyi dolduracak bir yer arayacak. Onu suça, evde. Suça bulaşan çocuklar genelde hocam. Evet. nereden kaynaklanıyor? Sevgisizlikten kaynaklanan Tabii. çocuklar olduğu araştırmalarda ortaya çıktı. Tabii. Yani mesela okuldayım hemen en çok mesela çocuklar gelip bana rüyalarını anlatıyorlar. normalde bakın Yusuf Aleyhisselam rüyasını kime anlatıyor? Babasına anlatıyor. Babasına. Bakın ailede bir yani kopukluk Bir diyalog var babayla çocuk arasında bir diyalog var. Eğer Çocuk rüyasını annesine anlatamıyorsa babasına anlatamıyorsa anne baba çocuğunu ciddiye almıyor demektir. Bir sorun var. Bir sevgi bir bağı. sorun Evet. Kopmuş demektir. Onun için yani çocuklarımız bu konuda çok rahat olacak. Annem beni seviyor. Annem baba bana değer veriyor. Ben onun için, onlar için önemliyim. Hmm, Dersler değer. kötü olabilir. Çocuk bir takım şeylerde başarısız olabilir. Çocuğun bir takım sıkıntıları olabilir. Kapasitesi Ama, yetersiz ha, olabilir. Yani her, her aile çocuğunu o haliyle kabul edip ve sevecek. Yani sevdiğini de ızhar edecek. Ben seni seviyorum diyecek. Yani bazen e, çocuğunu öpmeyen, çocuğuyla şakalaşmayan, çocuğuyla güreşmeyen e, at deve oyunu oynamayan, yani çocuğun ciddiye almayan e, mesela babalar var. Çocukları bunu bir özlem olarak söylüyorlar. Yani babam bana daha bir kere bir nasılsın demedi. Babam bana bir kere işte beni öpmedi hiç. E, elini öptürmedi gibi böyle çocuklar daha sonra bunları iç dünyalarında bir şekilde e, dillendiriyorlar. E, bu bir eksiklik olarak çocukta tezahür ediyor. Biz sadece çocukların midesini ve giysisini düşünüyor. Halbuki onların bir ruh dünyası var, gönül dünyası var. Onu neyle dolduracak? O boşluk değil mi hocam? O boşluğu neyle dolduracak? Evet. Yani anne baba sevgisi önemli. Bir de e, bugün e, sorunlu çocukların hepsine bakın. Sorunlu çocuklarda iki tane sıkıntı görünüyor. Bir çalışan annelerin çocukları evet. sıkıntılı evet. E, çünkü anne maaşını düşünüyor, kariyeri düşünüyor, bir takım şeyler düşünüyor, çocuğunu ihmal ediyor, çocuğunu tutuyor televizyonun karşısına oturtuyor böyle abdest bardağı gibi veya bir bakıcıya veriyor veya en sosyal medyaya teslim ediyor. Teslim ediyor en değerli şeyini başkalarına teslim ediyor. E, bir de e, Ailede çocuk tekse o çocuk devamlı sorunlu demektir. Yani ailede çocuk sayısının çok lazım. Yani e, biz bakabildiğimiz kadar değil Allah'ın verdiği kadar çocuk sahibi olmaya çalışacağız. Yapabildiğimiz kadar demiyorum çünkü bizim elimizde olan bir şey yok. Allah'ın takdir ettiği kadar çocuk sahibi olacağız. Ne kadar çok çocuk o kadar eğitimli dengeli çocuklar demektir. Çocuk sayısına göre ailenin huzuru daha fazla artar. Rızık da ona göre artar zaten. Ee, yani çocuklarımızın rızkıyla bizim hiçbir alakamız yok. Er rızkı ala Allah tabi efendim. Tabi. Bir ara okulda bir e, hocanın hocam bu kadar çocuğunuz var sizin elhamdülillah Allah bize yedi tane çocuk bahşetti. Maşallah. Ee, yani siz nasıl e, böyle geçiriyorsunuz falan tek maaş. Vallahi hocam benim bir dostum var dedim. O benim çocukların bütün geleceklerini Her aldı. <laughs> ne güzel. Sonra öbür teneffüs geldi hocam senin o dostun dedi benim çocukları da şey yapar mı falan. Tabi hocam falan dedim. Sonra dedim benim dostum Allah'tır. Yani Allah tekefül etmiştir. Çok güzel. Rızık e, Allah'a aittir, sizi de onlarla biz rızıklandırıyoruz. bu konuda endişeniz olmasın. Yani biz önemli olan e, Müslümanca bir nesil yetiştirmeye çalışalım. Hedef bu olsun. Eli Kur'an'la göğüsü. Tabii. Sayın hocam bir başka konuya geçmek istiyorum. Ee, i̇badet eğitimi diyelim. Bir çocuğu namaza alıştırırken, namazı sevdirirken nelere dikkat etmeli ebeveynler? mesela geçmişte şuydu babalarımız büyüklerimiz mekanlarca namazı kılmazsan sopayı sırtında kırarım falakaya yatırırım Bunu evet. petokolojik şeyi nedir efendim nasıl yapmalı şimdi e, Lokman suresindeki Suresi. o sayfayı okuduğumuz zaman da bu gerçekten güzel bir şekilde aşağı. ortaya çıkıyor namaz çok zor bir ibadet gerçekten kıl kıl bitmiyor kıl kıl bitmiyor namazı. Hayır. yani 10 dakikada bitiyor ama arkadan yine geliyor. Kim Dün geliyor kıldık, bugün öyle. yine kıldık sabah namazını elhamdülillah. Yarın yine kılacağız. Ölünceye kadar kılacağız. Namaz çok zor bir ibadet. Sürekli olduğu için bu zor ibadetin e, devamlı olabilmesi için çok sağlam bir altyapı gerekir. Altyapı sağlamsa o zaman o bina, namaz binası sağlam bir şekilde Onun için Kur'an-ı Kerim'de eee yusalluna salah, yufuna salah demez Kur'an. Yuqimunus salâh İkame-i namazı dimdik ayakta tutmak. Yani namaz bizim dinimizin aslıdır. Allah'a imandan sonra dimdik ayakta duracak. Hayatın ana esasıdır. Hayat namaza göre şekillenir. Namazdan önce, namazdan sonra. Her şey. Şimdi Lokman Aleyhisselam çocuğuna önce Allah'a anlatıyor. Sonra sonra anne baba hakkından bahsediyor. Çünkü bir insanın üzerinde en fazla hak sahibi Allah'tır. En fazla hak sahibi Allah'tır. Allah'ın hakkını yerine getirmemek en büyük zulümdür. En büyük zulüm Allah'ın hakkını yerine getirmemektir. En zalim insan Allah'ın hakkını yerine getirmeyen insandır. Sonra anne baba. Ee, İslam'da Allah'a şirkten sonra en büyük günah anne babaya saygısızlıktır. Ee, i̇yilik yap kime? Annene. Sonra annene. Sonra annene. Sonra babana. Bunu beşe kadar çıkaran hadisler var. Yani anneye beş defa Neden anneye ısrarla anne? Ee, çünkü hamelet ummuhu vehnen ala vehnin Anası onu meşakkatle taşıdı Sıkıntıyla Dokuz taşıdı, taşıdı. Ee, İbni Ömer Radıyallahu anh Bir gün Kabe'nin karşısında böyle oturuyor Kabe'yi seyrederken Bir delikanlı Anasını sırtına almış ta Yemen'den Getirmiş anasını Kabe'nin etrafını Tavaf ettiriyor İbn Ömer'in karşısına gelince diyor ki Ya Ömer bak bu benim anam sırtımda getirdim bunu ta Yemen'den. Burada tavaf yaptırıyorum. Anamın hakkını ödedim değil mi diyor? İbn Ömer de diyor ki radiyallahu anhuma, evet diyor. Sana hamileyken bir a çekişinin karşılığını ödedin. Sadece bu kadar. Ananın hakkı ödenmez. Babanın hakkı ödenir mi? Ödenir. Nasıl ödenir? Köle pazarında köle olarak satılırken babamız onu satın alıp özgürleştirirsek ancak o zaman babamıza ödemiş oluruz. Hakkını ödemiş oluruz. Aman. Ama ananın hakkı kesinlikle e, ödenmez. Bu anlamda e, eğer bir davetçinin bir Müslüman anne babasıyla sorunu varsa onun Allah'la da sorunu var demektir. Anne babamız çok kötü olabilir, zalim olabilir, ateist olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Tamam ama biz evlat olarak onlara anne baba e, olarak tanıyıp evlatlık görevimizi yerine gideceğiz. Çünkü insan kendi anne babasını seçemiyor. Yani hanımımızı seçebiliyoruz ama bir oranda ee, annemizi seçemiyoruz. Babamızı seçemiyoruz. seçemiyoruz. Onları Allah seçiyor bizim adımıza. Dolayısıyla o imtihandır bizim için onlar. Ee, ben sevap matik diyorum anne baba için. Yani e, insanlar annesi babası ölünce niye ağlarlar? Ee, sevap kaynakları kayboldu Dua da. Dua ağacı diyorum ben de. Ha. Meyve veriyor ya ağacı. Evet. Yani sevap kapısı kapandı da ondan dolayı. Tabii, ee, tabii. Ha Öldükten sonra da mutlaka kapanmaz devam eder ama yani e, bu anlamda İnsanların insanların anne babalarıyla ilişkileri önemli. Sonra Lokman Suresi'nde Allahu Teala eee Lokman Aleyhisselam'ın dilinden üçüncü bir ilkeyi öğretiyor. Yavrucuğum yaptığın bir iyilik, yaptığın bir kötülük yerin dibinde de olsa, sert kayaların içinde de olsa, denizlerde de olsa, gökte de olsa Allah onu getirecektir. Yani çocuğa verilecek üçüncü duygu ihsan duygusudur namazdan önce. Allah'a hocam. Allah'a iman, anne babaya saygı, ondan sonra ihsanlıyız. Yani Allah beni görüyor, Allah beni biliyor, Allah beni duyuyor. Bu duyguyu Teftiş altındayım. Ha, he, kontrol, murakabe altındayım. altındayım. Bu duyguyu çocuğa vereceğiz. Ben onu görmesem de o beni görüyor. Şey bu, mantık bu. Bunu çocuklara vereceğiz. Yani anne baba evde yalan söylemeyecek, e, dürüst olacaklar, çocuklarına karşı verdikleri sözleri yerine getirecekler, dürüst olacaklar e, ve çocuk bunu bilecek. Yani Allah görüyor. Yani sorumluluk duygusu mu diyeceğiz ha, hocam buna? E, yani murakabe duygusu, ihsan duygusu. Allah e, bizi görüyor ve gözetliyor. Yani birileri görmeyebilir ama Allah görüyor. Yani bunu biz çocuklarımıza vermemiz lazım. Ondan sonra da Allah diyor ki ek misyaabune yaqmis sala. Namazı kıl. Yani bu altyapı oluştuktan sonra çocuk e, namaza başlarsa onun sonra o namaz devamlı olacaktır. E, yani Çocukların namaz eğitimi gerçekten zor, ee, yani döverek, söverek, tehdit ederek değil, sevdirerek namaz alıştıracağız. Çünkü çocuk bu sefer e, zorla e, namaz kıldırmaya çalışsak ya yalan söyleyecek, kılmadığı halde kıldım diyecek veya abdestsiz namaz kılacak. Yani bu ki namazsızlıktan daha kötü bir şeydir çocukların yalan açması. Sevdirerek ama uzun soluklu bir iş. Bir gün e, hanımla bir yerden geldik akşam vakti. Çocuklara sürekli aman yavrum namaz, aman yavrum namaz diyoruz. Bir gün baktım kapıda e, baba anne ben yatsı namazını kılmadan yattım. E, gelince beni uyandırın diye Ayşe bir yaz var. Benim hanım secdeye kapandı. Ayşe Elhamdülillah. Ne güzel, Elhamdülillah. Ne güzel. Dedim o şuuru verdik. He, ama bu çok o, uzun, uzun soluklu. Uzun soluklu, soluklu oldu. Yani bir anda hadi yavrum namaz kıl deyince kılmıyor çocuklar. Çünkü e, namazı söyleyen sadece biz varız medyası, okulu, çevresi hep namazsızlığı öngörüyor. Hocam bir de 7 yaşında başlamanın hikmeti bunda mı alakalı biraz? Tabii. Erken yaşta o bilinci vermek mi biraz daha? Tabii çocuk artık Eğitim. 7 yaşında e, namaza muhatap hale geliyor. E, mesela e, benim e, İslam coğrafyasında bazı yerlerde gördüğüm çok hoş bir örf var. Çocuk 7 yaşına geldi mi namaz günü diye bir gün yapıyorlar. Yani Namaza o, başlıyor o. He. Yani doğum günü partisi gibi, gibi. biz tabii kutlamıyoruz doğum günü de. Yani Müslümanlar maalesef bugün çocukların doğum günlerini kutluyorlar. Halbuki namaz günü ve Hicap günü diye günlerin olması lazım. Hicabı da açalım hocam. Ha. Yani Müslümanım. namaz günü çocuğun namaza başlayacağı 7 yaş. Bir tören yapılıyor. Ha, arkadaşları çağrılır. Onlara güzel e, helal rızıklardan e, ikram edilir. Hediyeler verilir. Artık ben namaza sorumlu bir insan oldum. O günü unutmaz diyeyim efendim abi. tatlı bir anı olarak. Evet. Ee, küçük kardeşi de benim namaz günüm ne zaman gelecek diye onun beklentisi Hikans. içerisinde olur. Diğer arkadaşları da böyle bir şey yapıldı. Hangi ülkede hocam? Güzel bir şey. Yani Arap ülkelerinde ben bunu gördüm. Aslında hmm. güzel. Sonra hicap günü hicap de günü. kız çocukları mesela 10 yaşına geldiği zaman e, annesi güzelce senin hicap günün gelecek falan diye yani şey yapıyor, Hazırlanıyor. Ondan sonra güzelce tesettür giydiriliyor. Arkadaşları çağrılıyor. Bir tören düzenleniyor. Törenle başörtü giydiriliyor tesettür giydiriliyor ondan sonra da çocuk artık bir daha o tesettürünü çıkarmıyor artık ee, yani böyle bir bu örf yani sünnet değil farz değil ama, ama güzel, güzel bir anı çocuğun yani. zihninde tatlı güzel bir an olarak evet. kalıyor tabii. yani e, namazı bu anlamda e, önemsemek gerekiyor mesela e, çocuk sabah namazına kalkmıyor ama okulda zayıf almış mesela baba kızıyor bağırıyor tembelleri falan yani çocuk Allah'a karşı görevini yerine getirmedi. Yani niye kızmadın o zaman veya niye tedbirini almıyorsun? Niye uyarmıyorsun? Yani biz de namazı ciddiye almıyoruz. Tabi namazı ciddiye almayınca çocuk da bir şekilde bu ileride yansıması ortaya çıkar. İleriki hayatında birçok şeyleri ciddiye almaz. Yani hasbel kadar çocuk babasının karşısında ayak ayak üstüne atsa eşekleri işte ağzımıza gelen şeyi söyleriz değil mi? Ama çocuk sabah namazına kalkmıyor. Bundan daha büyük bir günah olabilir mi? yani Veya işte çocuk yanımızda bir sigara içse, nahoş bir hareket yapsa evlatlıktan net ederiz neredeyse. Ama namaz kılmayınca çocuklar herhangi bir tepki göstermiyoruz. Çocuklar da normallaşmaya başlıyor artık bu. Hocam şimdi seyircilerimiz bana kızacaklar. Yaş günü kutluyoruz günah mı diye kafalarında bir soru işareti oldu. Evet yani e, sünnete uygun olan çocuk eğitiminde yaş günü diye bir şey yok. yok. Yani biz ne Resulullah'tan ne sahabeden böyle bir şey görmedik. E, yani namaz gününde görmedik ama biz yaş gününü Hristiyanlar'da gördük. Çocuklarımız Hristiyanların örf ve adetleriyle e, yetişirlerse sonra kalplerde bir benzeşme, bir bütünleşme meydana geliyor. Ee, onun için yani onlara ait olan örf ve adetlerden uzak durmamız gerekiyor. Evet. Ee, yaş günleri daha sonra bir de hani İslam'da e, bir e, haram işlememek lazım. İki harama götürücü şeylerden uzak durmak lazım. Kur'an'da mesela zina yapmayın demiyor. Efendim? Zinaya yaklaşmayın deniyor. Zinaya yani, giden kapıları evet. değil mi? İşte biz televizyonlarda görüyoruz değil mi? Bir grup genç doğum günü partisi kutlarken zehirleniyor ve hepsi orada ölüyorlar. Hem de çok uygunsuz bir şekilde. Ömür boyu ailenin utanç duracağı bir şekilde çocuklara ölüyor. Hocam süremizin sonuna yaklaştık. Son dört dakika. Yanlış eğitim size göre yıllarca eğitimin içindesiniz. Nelerdir yani yanlış eğitim neler olmamalı eğitim adına. Şimdi yani Türkiye'de özellikle son dönemde eğitimin gerçekten önemli olduğu anlaşılması lazım bir kere. Yani eğitime biz şu anda gerçek önem vermedik vermediğimizin sonuçlarını da görüyoruz değil mi? Tabii. Yanlış eğitiminin neler ortaya çıkardığını da gördük. Gezi olaylarında e, o insanların durumlarını gördük. Yani e, yol yapımı çok önemli, hastaneler önemli, ülkenin ekonomisi önemli, dış politika önemli. Ama bunların hepsinden Eğitim. daha önemli olan eğitimdir. E, i̇şte belli hedefler için e, eğitilen insanların neler yaptıklarını gördük, değil mi? Tabii onlar, yani da, eğitildi sözde. Tabii onlar da eğitildi. Tabii onlar da eğitildi. Yani acımasızca e, insanların üzerine. E, bombalar yağdıran, kurşunlar, kurşunlar sıkan ya. insanlar gördük yani değil mi? Vahşi, yamul 20 metreden şeyde. bir muhtarı vuran bir e, sözüm ona subay. Evet. Nasıl yaptı bunu? Ha bu bir eğitimle yapıldı. Hani Cumhurbaşkanı Haşhaşi deniyor ya yani uyuşturucu bir dinle, e, İslam'a uygun olmayan bir dinle e, ne yapıldı? Bu insanlar eğitildi. Yani e, Allah'ın dışında yani Allah'ın emir ve yasaklarına ee, ters olan bir konuda hiçbir mahluka itaat yoktur hadisini bilen bir insan bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Yani e, Allah'a itaatsizlik varsa hiçbir mahluku biz dinlemeyiz. Bizim müracaat kaynağımız Müslümanlar Allah'a ve Rasulüne müracaat ederler. Kendilerinden olan ve İslam'ın genel çerçevesi içerisinde hükümler koyan devlet başkanına itaat ederiz. Onun dışında itaat etmeyiz hangi hoca olursa olsun hangi cemaat lideri olursa olsun bizi ilgilendirmez. Yani yapılan iş yanlış mı? Tamam. Biz kimse emir emir değil. değil ha, biz zaman. onları dinlemeyiz. dinlemeyiz. Biz la ta'at ile ee... mahluqin inda halik bizim ilkemiz budur. Biz buna dikkat ederiz. E, yanlış eğitim işte bakıyorsunuz insanları bu hale getiriyor. E, yani mevcut e, iktidar özellikle eğitimi sürekli öteledi. Yani nasıl olsa olur bu işler. Nasıl halbuki eğitim öğretmenler bir eğitim kadrosu, bir eğitim ordusu yani. Öğrenciler yine öyle. Ee, yani bunların ön, öncellenmesi lazım, ön plan alınması lazım. Gezideki çocuklar, yetişen çocuklar, bu hükümetin geldiğinde ilkokuldaki çocuklardı. Yani bunlar bizim çocuklarımız. Tabii dışarıdan ithal Tabii. etmedik. Ama dışarıdan gelenler de var. O sahibim. gelenler ayrı. Evet. Yani. Hocam süremez. E, onun doğal. için. Yani eğitimi öncellemek gerekiyor, ciddiye almak gerekiyor. Bunun için oturup bu işte uzman olan insanlar, öğretmenlerden, eğiticilerden, halktan, e, özellikle monşerlerden değil, belli odaklardan değil. Yani eğitimin içinde olan insanlardan, bu işi Allah rızası için yapan ve bu işi seven insanlardan e, oturup, istişare edip, fikirler alınıp bu çerçevede tekrar eğitim politikalarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Sayın Hocam geldiniz, bilgilerinizi faydalandınız. Ee, bizlerle paylaştığınız çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Ben de teşekkür Allah Bu imkanı olsun. bana tanıdığınız Allah yardımcınız olsun. Sağ olun efendim. Bir hizmette yarışanların daha sonuna geldik. Konevi Deri bugün tanıdık. Onun çok güzel hizmetlerini birlikte gördük. Ve geleceğimizin ilk şartı eğitim. İnsanlığın ortak düşmanı da cehalettir. Cehaletle müjde, mücadelenin ilk yolu da eğitimdir bir başka hizmete yarışanlarda bir başka vakfımız veya derneğimizle yeniden beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. efendim.